Düzü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimdeydi, 47. başkan seçildi. Bizim de stüdyo konuğumuz Çağlar Öner, dış haberler editörümüz Çağlar, merhaba hoş geldin. Merhaba Çağlar, hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şöyle baktığımız zaman şimdi 267 e, Trump görünüyor ve 224'le de Harris görünüyor. Cumhuriyetçi aday Trump e, önde götürdü evet. yarışı. E, anketlerde başa baş görünüyorlardı aslında evet. ama e, Trump da şöyle bir ifade kullanmıştı. Eğer seçilemezsem burada bir hile vardır. Çalınmıştır oylar demişti. Evet. Şimdi sen bekliyor muydun bu sonucu? Bir anlatalım izleyicilerimize. Eyalet eyalet gösterelim. Durum nedir? Ben bu sonucu bekliyordum aslında. Trump'ın e erkenden seçim galibiyetini ilan edeceğini düşünüyordum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçi seçmenlerin utangaç seçmenleri olduğu bilinir ve anketlere onların tercihlerini e, yansıtamadığı ifade edilir hep. Çünkü Trump'a oy vereceklerini söylemekten çekinen bir seçmen grubu var cumhuriyetçiler içinde. O yüzden hep kafa kafaya çıktı anketler. Bu anketler 2016'da Trump Hillary Clinton'la yarıştığında da yanıldı. 2020'de Joe Biden'la yarıştığında da yanıldı ki 7,5 puanlık bir fark olacağını söylüyordu anketler. Burada da yanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çünkü seçmen davranışları seçmen yaşantılarıyla artık uyuşmamaya başladı. Cumhuriyetçilere eskiden oy verenler tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin muhafazakar kitleleriydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen karşıtı olanlardı. Hı hı. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin demografik yapısının bozulmamasını isteyen kişilerdi. Şimdi ise göçmenlerin bir çoğu... E, Donald Trump'a oy verdi. Bunun da birçok sebebi var tabii ki. Öncelikle gelir dağılımının adaletli sağlanamaması. Amerika Birleşik Devletleri'nde OECD ülkeleriyle OECD ülkeleri içinde Türkiye ile beraber en adaletsiz gelir dağılımına sahip ülke Amerika Birleşik Devletleri ne yazık ki. Ve içinde bulunulan bu durum Donald Trump'ın ipi göğüslemesini sağladı. Göçmen tercihlerinin de Donald Trump'tan verilmesini sağladı. Anketler niçin başarısız oldu? Birinci başarısızlık sebebi Cumhuriyetçilerin utangaç tavrıydı. İkinci başarısızlık sebebi Amerikan halkının yaşantısıyla oy tercihinin çok farklı olmasıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce görülmemiş bir seçim bu. Amerika Birleşik Devletleri basını tamamıyla tarihimizin en önemli seçimi manşetlerine attı. Tabi burada demokratların Medya gücünü elinde bulundurmasının da çok önemli bir etkisi, e, etkisi var. var bunda. Aynı zamanda 6 Ocak'taki o kongre baskınınında Cumhuriyetçilerin yaptığı o kongre baskınınında çok büyük bir etkisi var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır bir konuyu tartışıyor, sosyologlar bir konuyu tartışıyor. Bir iç savaş tehlikesi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. E, tamam, çok de ciddi bir olacaktım. iç evet. savaş tehlikesi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Son derece kutuplara ayrılmış bir ülke oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump'ın da e, seçim döneminde kampanyasında kullandığı üslup da esasında bu e, biraz da bu ayrıştırıcı politikaların ürünü olarak e, karşımıza çıktı. Trump mesela Meksika'dan gelen göçmenlere onlar tecavüzcü şeklinde e, ifade ediyor. Öyle nitelendiriyor Meksika'dan gelen göçmenleri. İşte son olarak... Seçimden 5 gün önce New York'ta yaptığı mitingde komedyenleri çıkardı sahneye hı hı. ve Portarikolular için çöplük adasında yaşıyorlar denildi. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin en ağır işlerinde çalışan işçiler aynı zamanda. Meksika'dan gelenler, Güney Amerika'dan gelenler ve onlardan bir reaksiyon verilmesi bekleniyordu. Yani demokratların son dönemde önemli bir atılım yapması bekleniyordu. Özellikle bu göçmenlerle alakalı Trump'tan ve destekçilerinden gelen açıklamalar bu şekildeydi. Ancak öyle olmadı. Tam aksi oldu. Müslümanların da Yahudilerin de desteğini aldı Donald Trump. Göçmenlerin de desteğini aldı. Hatta öyle görünüyor ki geçmişte demokratlara oy veren birçok seçmen de bugün tercihini Donald Trump'tan yana yaptı. Bu gerçekten şaşırtıcı bir sonuç aslında çünkü anketlerde gördüğümüz kadarıyla hep başa baş giderken bir anda Trump'ın bir de açık ara fark da var hı hı. söz konusu böyle bir şey. Şimdi tabii şu da çok önemli. Donald Trump evet böyle bir şey söylemişti. ha Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimlerle ilgili bir paylaşım yaptı. Hemen paylaşalım. Amerika Birleşik Resimlerinde yapılan Başkanlık seçimlerinde büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD başkanı seçilen dostum Dana Trump'ı tebrik ediyorum. Amerikan seçimiyle başlayan bu yeni dönemde Türkiye ABD ilişkilerinin güçlenmesi, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere küresel, bölgesel ve yayılmada yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor. Daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf etmeye devam edin. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum diyor. Burada dikkat çeken ifade tabii dostum Trump ifadesi. Evet. Nasıl değerlendirirsin sen? Amerika-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor diyebilir miyiz artık Trump'ın seçilmesiyle? Tabii ki diyebiliriz. Ee, önce iyi yönlerinden sonra kötü yönlerinden başlayalım. Tabii. ABD Başkanı Donald Trump Erdoğan'la yaptığı görüşmelerden sonra hep Erdoğan hakkında e, çok iyi bir lider, ülkesini savunan bir lider, onunla dost olduk, onunla uzun vadede çalışabilirim, e, bir tek Erdoğan'a güveniyorum şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Ancak e, Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye ilişkileri biraz da krizliydi hatırlayacaksınız. Hı hı. Mesela bir rahip Brunson meselemiz vardı. E, senin ekonomini mahvederim diye Erdoğan'a yazılan bir mektup vardı hatırlayacaksınız. Aynı zamanda e, katsa yaptırımları. Söz konusu Türkiye'ye S400 alımından kaynaklı ve Suriye'ye yapılan e, o harekat sebebiyle terör harekatı sebebiyle yine Donald Trump hükümeti Türkiye'ye bir yaptırım uygulamıştı. E, bu gibi birçok mesele vardı o dönemden kalma kriz. Ama çözüm bekleyen önemli konu başlıkları var yeni dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Onlardan birisi F35 krizimiz. Evet. Şimdi Türkiye F-35'lerin üreticisi konumunda bir ülkeyken bugün S-400 alımı sebebiyle Rusya'dan F-35'ler Türkiye'ye ne yazık ki verilmiyor. Türkiye'nin evet. ödediği para da ödenmiyor. Ödediğimiz para da var bir de. Evet bir de 3 milyar dolar galiba öyle bir meblağ Türkiye'ye geri de ödenmiyor. Türkiye üreticisi olduğu halde e, ne parasını alabiliyor ne F-35'leri alabiliyor. Böyle bir kriz var. Bir taraftan da Suriye meselesi var. Türkiye Suriye'de ne yapacak? Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen Esad'la görüşebilir mi? Amerika Suriye'den Donald Trump yönetiminde askerlerini çekerse Türkiye'nin Esad'la görüşmesi önündeki engeller kalkabilir mi? Şimdi bunların hepsi soru işareti. Bunları ilerleyen dönemde Donald Trump'ın izleyeceği politikalar belirleyecek ama... Bunun yanı sıra tabii şu da önemli Çağlar. Sözünü bölüyorum. Birazdan e, Hüseyin Bağcı da konuğumuz olacak. Onunla da detaylı bir şekilde konuşacağız ama... E, şimdi FETÖ'nün Pensilvanya eyaletinde olduğunu biliyoruz. Hı hı. Tamam FETÖ lideri e, Fethullah Gülen öldü. Ama orada FETÖ hala devam ediyor. E, tabii peki ki. nasıl bir maşa olarak kullanılacak yeni dönemde e, kırmızı bültenle... Taranan çok sayıda isim var. E, terör örgütü üyesi bunlar iade edilecek mi? Bunun yanı sıra PKK, Kuzey Suriye içerisinde e, bir PKK devleti kurulmaya çalışılıyor. PKK ile ABD'nin ilişkileri nasıl olacak? Ya da e, bu ilişkilere göre e, Donald Trump bir yaptırım uygulayabilecek mi? Yani e, ABD'nin e, o daha derin devletine karşı hı hı. gelebilecek mi? Ne olacak? Bunlar da çok önemli tabii. İşte çok güzel bir şey söyledin derin devletine. Şimdi biz tabii kendi iç siyasetimiz gibi değerlendiriyoruz. Bizde lider değiştiği zaman politika tamamıyla değişiyor. Hı hı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde müesses nizamı koruyan o yapı başkan kim olursa olsun varlığını devam ettiriyor. Şimdi biz Donald Trump'tan esasında çok şey bekliyoruz. Donald Trump'a diyoruz ki Gazze'deki savaşı bitir, Ukrayna'daki savaşı bitir, Türkiye ile sorunlarını çöz. Ancak Donald Trump ne karar verirse versin nihayetinde orada bir müesses nizam var. Bir çatışma var orada aslında. Bir çatışma var hı hı. evet ve o müesses nizam da son dönemde zaten çok iyi çalışamıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak Donald Trump göreve geldikten sonra çok ciddi e, kararlar aldığını göreceğiz iç siyasette. Mesela CIA başkanı değişecek hı hı. çünkü Donald Trump'a yönelik operasyonların e, başında CIA başkanı var. ...yüksek mahkeme başkanının değiştiğini göreceğiz. Ve geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı Donald Trump. E, Fed Başkanı Jerome Powell'a seslendi. Dedi ki, ayda bir toplantı yapıyorsunuz, ne güzel yazı tura atıyorsunuz... ...faiz kararı veriyorsunuz ve maaş alıyorsunuz. Hayır dedi, bundan sonra faizleri de ben belirleyeceğim. Tanıdık geliyor mu sana? Hı hı. Tanıdık geliyor değil mi? Evet. Türkiye gibi aynı. Yani yine ekonomiye yönelik müdahaleleri olduğunu göreceğiz Donald Trump'ın. Ve Trump bugün aslında niye kazandı diye soracak olursak... Bu sorulara yanıt arayacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi bir enflasyon problemi var. Aynı zamanda tabii ABD halkı şundan da çok sıkıldı zannediyorum. İsrail'in saldırılarına destek vermek örneğin evet. mesela. E, da, Donald Trump şöyle bir ifade kullanmıştı. Eğer başkan seçilirsem bu savaş bitecek demişti. Hı hı. Çünkü halk da bunu çok önemsiyor. Tabii ki. E, hatta az önce yaptığı açıklamasında Zafer konuşmasında bakın ne söyledi. Güvenli bir ülke iyi bir eğitim istiyoruz. Geçmişe atıfla 4 yıl boyunca hiçbir savaşımız yoktu. Ben savaşları durduracağım. O yüzden demokrasi ve özgürlük için de önemli bir gün. Trump'ın açıklaması bu şekilde. Zaten beklenti oydu. Barış getirecek mi Trump? Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde böyle girişimleri oldu. Demokratların aksine, demokrat başkanların aksine Amerika Birleşik Devletleri hiç savaş başlatmadı Trump'ın başkanlık yaptığı dört yıl içerisinde. Hatta çok yerden de asker çekti. Mesela Irak'tan e, askerini çekti. Yeniden böyle bir dönem başlayabilir mi? Savaşlar son bulabilir mi? Ukrayna Savaşı'na dair net açıklaması var. Diyor ki ben Ukrayna'ya yardımı keseceğim, savaş da otomatikman bitmiş olacak. Ama Gazze konusunda aynı şeyi söyleyemiyor Donald Trump. Çünkü çok ciddi bir Yahudi lobisi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ancak ben savaşları durduracağım, demokrasi ve özgürlük içinde önemli bir gün demesi oraya dair de düşündüklerinin var olduğunu söyleyebilir bizlere tabii iyi tarafından bakıyoruz. Tabii bir de e, şu var. E, evet bir lider olarak e, başkan seçilecek bir isim olarak e, üst pe perdeden konuşmak e, çok kolaydır Hı -hı. belki. Hı -hı. E, vaatlerde bulunmak çok kolaydır. Ama bunu ne kadar uygulayabilecek? Tabii burada artık bir tartışma sorusu, tabii. bir soru işareti burada beliriyor zaten. Tabii ki öyle. Bu arada bu e, Gaziye dair bir şey daha eklemek isterim. Hı -hı. Şimdi Donald Trump'ın damadı ve danışmanı olan Kaşnir bir Yahudi. Ve geçmişte Gazze'den tamamen insanları temizleyelim ve burada ultra lüks siteler yapıp burada insanları yerleştirelim. Zengin insanların yeri olsun şeklinde kaçlarının bir açıklaması var. Yani şimdi Donald Trump bir taraftan bu açıklamayı yapıyor, dünyaya barış getireceğim diyor ama diğer taraftan da damadı ve danışmanının Gazze'ye dair böyle canice bir fikri var. Şimdi o yüzden İsrail politikasını tam olarak net olarak anlamak Henüz mümkün değil, biraz beklemek zorundayız gibi geliyor bana. Şimdi geçtiğimiz e, zamana baktığımız zaman şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nde senatodaki o karışıklığı, o hı hı. şeyi hatırlarsın, evet. arbedeleri, arbede görüntülerini görmüştük. Hı hı. Tekrar böyle bir durum yaşanabilir mi sence bu sonuçtan sonra Demokrat adaylarla birlikte işte Demokratçılar e, böyle bir kargaşa yaratır mı? Şimdi şöyle benzer bir şey olacağını zannetmiyorum. Eğer cumhuriyetçiler kaybetseydi benzer bir şey olabilirdi. Donald Trump bu zaten bunun sinyalini vermiş. Kesinlikle öyle. Evet. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde görmüşsündür. işyerlerinin yerlerinin kapıları kerestelerle kapatılmış. insanlar kendilerine güvene almışlar. Hı hı. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi ben demokrasi ihraç edeceğim diyen ve bunu kendinde hak gören bir ülkede çok şaşırdığımız bir görüntü bu. insanların seçim sonuçlarından korkması demokrasiye bir saygının olmaması çok korkutucu bir görüntü. Ancak demokratların başka yollarla bunu sağlayacağını düşünüyorum. Sokağa çıkarak değil de mesela seçim sonuçlarını itiraz edip Rusya'nın müdahalesi var diyerek. Yahut dışarıdan müdahale edilmiş diyerek yahut Trump'ı suçlayıcı açıklamalar yapmaya devam ederek seçimlere içeriden müdahale edildi diyerek çeşitli mesela Elon Musk Trump'la beraber bilişim teknolojilerinin önemli bir ismi önde gelen bir ismi belki de doğrudan Elon Musk suçlanacak bu konuda. Denilecek ki o müdahale etti seçim sonuçlarına. Ancak olabilir mi böyle bir şey? Evet demek ve hayır demek çok zor, <laughs> çok zor. Yani yeni dünya düzeninde, özellikle İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarına kadar sızması ve onları patlatması gibi daha önce hiç insanlık tarihinin görmediği saldırılar görüyoruz. Teknolojinin geçirdiği tabii bu e, yenilikler. ...kısmında olumsuz olarak kullanılabilecek durumlar. Kesinlikle tabii ki. öyle. Arkadaşlar tekrar rica edeceğim bir haritayı alalım şimdi. Eyalet eyaletle biraz konuşalım evet. istiyorum. İstersen e, orada mı rahat ediyorsun böyle mi geçersin nasıl istersen. E, biz yer değiştirelim o tabii. zaman. Sen Şöyle böyle gideyim. git istersen Çağlar. Hani eyalet eyalet kim aldı e, oranın önemi neydi? E, bunları bizle bir paylaşabilirsen güzel olur. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde aylardır konuşulan bir eyalet var. Pensilvanya. Salıncak eyaleti olarak kabul edilir ve salıncak eyaletlerin en önemlisi olarak kabul edilir. Çünkü 19 tane delegesi var hı hı. ve seçiciler kuruluna 19 delege göndermek çok önemli. Burada Pensilvanya'yı alan beyaz sarayı kazanır şeklinde bir görüş hakimdi Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin siyaset bilimciler tarafından. Arkadaşlarımdan rica edeyim Pensilvanya'da oy oranlarını görebilirsek şurada hemen teşekkür ederim. Biraz daha kaldırabilirsek biz burada göremedik. Şimdi burada Trump'ın e, aldığı bir galibiyet var şu an Masa göremedik ama zaten tamam değil. olarak görünmüyor ama burada görünmüyor ama e, Trump'ın aldığı bir galibiyet var. E, açılan sandık oranı %96. Pensilvanya'yı kazandığı an Trump zaten Beyaz Sarayı aldı demekti Hı -hı. ve çabucak kazandı. Oylar %50 sayıldığında New York Times gazetesi kendi e, seçim stratejisine, analizine, istatistiklerine baktığında Donald Trump'ın kazanma oranını Türkiye saatiyle 0.5 gibi %68 olarak açıkladı. Şimdi onların da New York Times'ın da bir istatistik programı var. Hı hı. Bu şöyle, sandıktaki beklentiyle sandıktan çıkan sonucu karşılaştırıyor ülke genelindeki. E, sandıktan çıkan sonuç beklentiden ne kadar yüksekse kazanma ihtimali o kadar artıyor. Sabah saatlerinde %90'a çıkmıştı. Yani sandık beklentisiyle Donald Trump'ın oy oranı arasında çok büyük bir fark var. O yüzden Trump'ın zaferi çok erken geldi. Gelelim Pensilvanya'ya. Pensilvanya önemliydi, kazandı. Önemli olan bir diğer eyalet Wisconsin'dı. Arkadaşlar Wisconsin'ı da görebilir miyiz? Şurada. Wisconsin'ı da kazandı Donald Trump önde götürüyor ve Michigan, Michigan'a ayrı bir parantez açmamız lazım. Michigan Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bir Evet. eyalet. Aynı zamanda İsrail karşıtı gösterilerinde en yoğun yapıldığı üniversiteye sahip. Michigan Üniversitesi'nde hemen her gün İsrail karşıtı gösteriler var ve Michigan Üniversitesi çok kalabalık bir üniversite. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık üniversitelerinden bir tanesi. Şimdi Michigan'da üniversitede yapılan Sandık açılımında 2020 seçimlerinde Joe Biden'a verilen destek %72 idi. Demokratlara verilen destek. Hı hı. E, son olarak son baktığımda Harris'e verilen destek %60. Yani Gazze politikası, İsrail politikası ne kadar etki etmiş Michigan'da gördük. Michigan'da kaç delege varmış? 15 delege varmış evet. ve Donald Trump 15 delegenin tamamını %51 ile alıyor. Yani çok büyük bir fark var Michigan'da. Wisconsin önemli eyaletlerden bir tanesiydi. Michigan'ın hemen yanında arkadaşlar birazdan görebilirsek. Evet. Wisconsin'da da %51 ile kazanan Donald Trump. Nevada çok önemliydi. Nevada'da da Donald Trump kazandı. Kuzey Carolina'da çok erken kazandı Donald Trump ki ortada eyaletlerden birisi olarak görülüyordu. Kafa kafaya giden bir yarış vardı. Ancak altını çizelim. Pensilvanya gerçekten çok önemliydi. Donald Trump çok erken bir zafer etti. Sonuçları ciddi manada etkileyen bir eyalet. Çok. Pensilvanya anladım. Çok. Mı? Salıncak, evet. 7 tane salıncak eyalet vardı. En önemlisi Pensilvanya'ydı. E, Pensilvanya'da kazanınca herkes Donald Trump kazandı dedi. Zaten e, Fox News'ta Pensilvanya sonucu geldikten sonra Donald Trump kazandı diye hemen KC'sini attı. Sondaki KC'sini. Çok ilginçtir ki mesela bu salıncak eyalet diye konuşuyoruz ya hani e, çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Evet. E, hiçbir seçimde hani buradan zaten hep işte şunun adayına oy çıkar diye bir öngörüde bulunamıyor anladığım hı hı. kadarıyla. Evet. E, mesela daha önceki seçimlerde Biden'ın işte 6 e, oy alarak çıktığı yerde 3'e 3 üç olduğunu görüyoruz evet. falan. Evet. Yani tabii e, birçok sebep var Amerika Birleşik Devletleri'nin seçmen tercihleri. Ee, az önce yarıda kalmıştı ekonomi özellikle. Şimdi Trump bir piyasa dostu ve sanayi dostu olarak biliniyor. Bir iş insanı Trump ve e, özellikle sanayileşmiş eyaletlerde Trump'ın birinci çıktığını görüyoruz. Hı hı. Ee, ve Trump'ın verdiği vaatler, Harris'in verdiği vaatlere göre daha inandırıcı bulundu seçmen tarafından. Örneğin Trump çıktı, mesela Amerikan halkı için çok olumsuz sayılabilecek bir şey söyledi. Dedi ki milyarderlerden Vergi almayacağız. Onlara vergi indirimine gideceğiz. Şimdi bunu düşününce bir halk için e, sorun teşkil edebilir değil mi? Tabii. Ancak hangi milyarderlerden? Yatırımlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyan milyarderlerden. Hmm. Yani Donald Trump'ın politikasında aslında biz şunu görüyoruz her zaman. Amerika'yı biraz dünyadan izole etmeye çalışıyor. NATO'dan çekmeye çalışıyor. NATO'ya verdiği yardımların azaltılmasını istiyor. Savaştan çekme sebebi aslında barışçıl birisi olduğu için değil. O bir iş adamı, bir iş insanı ve para vermek istemiyor. Para ülkesinin içinde kalsın istiyor. Zaten Great America Again sloganının altında da o eski zengin Amerika yatıyor. Evet. Paramızı niye başka yerlere gönderiyoruz? Kendi halkımızı zenginleştirelim düşüncesi hakim Donald Trump'ta ve bu da Amerikan seçmeninde karşılık buldu. Peki Harris ne yaptı? Harris enflasyonla mücadele edeceğini söyledi ve Harris'in en büyük vaatleri genelde kürtaçak üzerineydi. Oysa yapılan anketlerde kürtaçak Amerika Birleşik Devletleri seçmeninin 7. sorunu olarak görülüyordu. En büyük sorunu birinci sırada enflasyon, ikinci sırada güvenlik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump ikisine de çok önemli açıklamalar yaptı. Enflasyonla mücadele ve sınırlarımızı kapatarak göçmen girişini engelleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri göçmen deposu olmayacak. Güvenliğimizi bu şekilde sağlayacağız şeklinde yaptığı açıklamalar vardı. Yani en çok ihtiyaç duyan, Amerikan seçmeninin ihtiyaç duyacağı şeyleri Donald Trump dillendirdi. Hı hı. Harris dillendiremedi. Tabii Harris'i de suçlamak gibi Akıllıca değil ama. Akıllıca bir politika yürütü diyebiliriz. Çok. Şunu da ekleyelim. Şimdi Joe Biden Temmuz ayına kadar demokratların adayı olarak kaldı. Temmuz ayında Biden'la Trump arasında bir münazara gerçekleştirildi. Aslında bu Trump'ın kampanya ekibinin biraz başarısızlığı. Çünkü Trump da seçime girseydi daha rahat bir zafer elde edebilirdi. Özür diliyorum. Ee, Biden Biden'la seçime Biden girseydi Trump daha rahat bir zafer elde edebilirdi. Orada e, çok kötü bir performans gösterince Biden, Demokratlar dedi ki Trump'a karşı Biden'la kazanamayız. Biz yeni bir aday çıkarmak zorundayız. Onlar Kamala Harris'i tamam. getirdiler. Çünkü 2020'de Kamala Harris Biden'ın yardımcısı olarak çok parlak bir görüntü vermişti. Ancak zaman geçtikçe çok silik bir başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Ve Biden gibi yine silik bir başkanın arkasından. Peki sence burada e, Donald Trump'ın biraz daha yükselmesinde e, saldırı girişimleri çok yaşandı Hı -hı. mesela. Bunlar da etken olabilir mi? Ya anketlere yansıyan bir şey olmadı. Açıkça söylemek gerekirse. Ve ne Biden tarafı. Ee, ne Harris tarafı ne de Trump tarafı uğradığı suikastler üzerine çok durmadı, Donald Trump'ın ve burada çok durulmamasının sebebinin e, tabii bir kulis bilgisi olarak söylüyorum, e, Donald Trump'la müesses nizam sahipleri arasında yapılan bir anlaşma olduğu hmm. ifade ediliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini en çok ayakta tutan şeylerden bir tanesi silah satışları. Evet. Bu silah satışlarının Trump iktidara gelmesi halinde daha da zayıflayacağı özellikle Ukrayna savaşının bitmesinden sonra daha da zayıflayacağı Avrupa'ya silah satılamayacağı konuşuluyor İsrail'e değil ama Avrupa'ya böyle olduğu için de müesses nizamın bu konuda rahatsız olduğu ve Trump'tan rahatsız olduğu Trump'ı ortadan kaldırmaya çalıştığı gibi bir durum hakim Trump'a da sen bu konuyu kapat sen yapılan suikast girişimini unut biz seninle bir anlaşma yapalım sen buralara dokunma biz de buralara dokunmayalım şeklinde bir Anlaşma yapıldığı ifade ediliyor. O yüzden çok fazla dillendirilmedi suikast girişimleri. Ve aynı zamanda anketlerde de e, o beklentinin verdiği, o mağduriyetin yarattığı bir sonuç çok oluşmadı. Hı hı. Evet diyemem bu soruya. Trump'ın uğradığı suikast girişimleri sebebiyle oyları yükseldi demem. E, elimde bir veri yok. Öyle bir veri Anladım. yok. Kimsenin elinde öyle bir veri Anladım. yok. Anladım. Peki var mı ekleyeceğim bir şey? Tekrar bir haritaya dönersek arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Trump'ın seçilmesi... E, Amerikan dolarının güçlenmesi anlamına geliyor. Çünkü Trump'ın öyle bir politikası olacak yeni dönemde. Faizleri yüksek tutacak, faizlere karışacak, faizlerin inmesine izin vermeyecek, düşük faiz politikası olmayacak. Bu da en çok gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini etkileyecek. Amerikan doları... Değerli kaldıkça gelişmekte olan para birimleri, ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kaybedecek. Hı hı. Önümüzdeki 4 yıl Türkiye için, Türkiye ekonomisi için artık Trump'ın seçilmesiyle biraz daha zor olabilir. Altına yatırımlar artacak ilk Trump döneminde olduğu gibi. Ve Trump aynı zamanda özellikle e, kripto paraya dair de 2016-2020 arası bu bir dolandırıcılık yöntemi şeklinde açıklamalarda bulunuyordu. Trump artık kripto paraların önemini kabul etti ve diyor ki biz bunu merkezileştireceğiz güvenliğini sağlayacağız ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu kullanılabilir hale getireceğiz. Bitcoin de bugün 75 bin doları gördü. Ekonomiye yönelikte özellikle gelişmekte olan bizim gibi ülkeler için zor bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. O zaman yaşayıp göreceğiz diyoruz. Evet. Biz de bütün bunlara çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağlar, Çağlar Öner, Dış Haberler, editörü de bizimle birlikteydi değerli izleyenler. Amerika'da